kısa bir dönem sürdü belki ama Samsun sporlarının gönlünde taht kurdu. Bir önceki dönem belediye başkanımız Sayın Zihni Şahin de geceye katıldılar. Gerçekten burada muhteşem bir atmosfer var. İnsanlar hasretle, sevgiyle birbirlerine sarılıyorlar. Bu tabloyu görmek lazımdı. İnşallah biz de sizlere en iyi şekilde aktarmaya çalışacağız. Sevgili başkanım Zihni Şahin, neler söylemek istersiniz? Samsun burada. Gerçekten bu akşam uzun zamandır bir araya gelemeyen Samsunları bir araya getirdi arkadaşlarımız. Samsun platformunun da bünyesinde Kayaçı Bey ve arkadaşları, ben kendilerine tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duygulandık. Yani hemşerilerimin katılımları da... Samsun lobisi oluştu diyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel, yani her kesimden arkadaşlarımız ve diğer illerdeki derneklerin, federasyonlarımızın temsilcileri de tabii katıldı. Bu Samsun birlikteliğinin çok güzel bir örneğini bugün bu akşam bize yaşattılar. O bakımdan ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra bu birlikteliği en iyi şekilde devam ettiririz. Çünkü Samsun'un birlik ve beraberliği hakikaten ülkenin olduğu gibi bizim de ihtiyacımız çok. Onun için inşallah bu birlikteliklerin, buradaki oluşan enerjinin Samsun'a yansımasıyla Samsun'da da her alanda kültür, sanat, ekonomi ve spor, her alanda güzel yansımaları olur diye ümit ediyorum. Ben tüm katılımcılara gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varlar diyelim. Allah razı olsun hepsinden. Sağ olsun da var olsunlar. Gece hummalı bir hareketle devam ediyor değerli Samsunlular. Dediğim gibi muhteşem bir oluşum var bu akşam. İnsanlar birbirine sevgiyle kucaklaşıyorlar. Gelir mi, gelmez mi, gelmeyecek mi diye merak ediyorduk. Biraz önce Kaya abiden öğrendik, bakanımız olmaz. Eski spor bakanımız, AK Parti İstanbul milletvekili Sayın Akif Çağatay Kılıç'la geceye teşrif ettiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu oluşumda kıyısından köşesinden çabalarınız, emekleriniz olduğunu biliyoruz. Yıllardan beri Samsunlular için, yani özellikle Sadef'ten sonra Samsunların parçalanıp bölündüğünü gördük İstanbul'da. Yeniden bir yola çıkıldı. Bu noktaya kadar getirildi. Sizin de emekleriniz var. Bu bağlamda Samsunlular adına teşekkür ediyorum. Neler söylersiniz bu platformu oluşturduğunuz gibi? Öncelikle sizi de İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz. Memnun tüm oldum. Samsun'daki hemşehrilerimize, tüm vatandaşlarımıza bizden de buradan inşallah selamlarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Tabii İstanbul'da Samsunların bir araya gelmesi, bir arada olmasıyla ilgili olarak bizden Türkiye istenen, genelinde diye biliyorum ben. Tabii bu Türkiye genelinde olacak ama inşallah burada İstanbul'daki ilk adımı atmış oluyoruz. Bu seneki bu anlamda. İnşallah hayırlara vesile olur. Arkadaşlar bu akşam böyle bir araya gelmek istediklerini söylediler. Bizi de davet ettiler. Biz de seve seve geliriz tabii dedik. Sayın Bakan bu işin neresinde, ben onu merak ediyorum. Yani biz Samsunlu olarak Samsunların bir arada olduğu her yerde orada oluruz. Bizim farklı bir düşünce içerisinde olmamız gibi bir şey olamaz. Burada tüm farklı siyasi partilerden olan arkadaşlar da var. Buradaki önemli olan Samsunlu olması ve Türkiye'de yaşayan herkesin, şehrimizin ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda bir arada olduğumuz bir noktadayız. Tabii biz bu dönem İstanbul'dayız ama tabii ki Samsunlu olduğumuzu ve Samsunlarla her zaman farklı bir anlamda bir arada olduğumuzu hiçbir zaman unutmuyoruz. Samsun siyasetinin yüz aklarından birisiniz, çünkü dedeniz aklımıza geldi. Eyvallah. Yediyedir bizim. Eyvallah. İnşallah bir dahaki dönem Samsun'da yanımıza gelin ki siz uzaklaştığınız zaman... Biz hiçbir zaman ayrılmadık. Biz her zaman gönlümüz, kalbimiz Samsun'da. Ama biz görev olarak nerede görev verilirse orada da görevimizi sonuna kadar yapmaya, nasıl Samsun'da yaptıysak burada da yapmaya devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Konuklarımızla röportajlarımız devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Sayın Çiğdem Karaaslan hanımefendi de teşrif ettiler. Çok uzun yıllar hasret kaldığımız, görmesini istediğimiz tablo var bu akşam. Türkiye genelindeki tüm Samsunlar artık aynı çatı altında toplanıyor. Dolayısıyla bu oluşum için düşüncelerinizi ve Aslan Kaya Aşçı ile Osman Yılmaz'ın bu olaydaki katkılarıyla ilgili duygularınızı alabilir miyim? Hakikaten bu akşam İstanbul'da Samsunlar açısından çok güzel bir buluşma var. İstanbul böyle güzel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Ben öncelikle tabii Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun yeni dönem başkanı Sayın Kaya Aşçı'yı tebrik ediyorum.
ve böyle bir güzel ortamda Samsunluları, burada hem memleket hasreti çeken hem memleketiyle özlem çeken Samsunlular bir arada, aynı zamanda da İstanbul'daki Samsun temsilcilerinin çok önemli isimleri bir arada. İş dünyası burada, sanat dünyası burada, sivil toplum örgütleri burada. Bizler de bugün Samsun milletvekilleri olarak onlara destek vermek için yanlarındayız. Umuyorum niyet hayır, akıbet hayır. Umuyorum güzel bir başlangıç olur onlar için. Nihayet o heyecanla beklediğimiz gün geldi. Biz İstanbul'da, neredeyiz? Hasan Kaya Aşçı'nın yanında ve Asiyet Başkanı Osman Yılmaz'ın yanında. Uzun bir hikayesi var aslında bu oluşumun. Samsun Sivil Toplum Platformu kuruluşlarının bir araya getirilecek organizasyon. Çok uzun emekler verildi. Çok geçmişten beri büyük çabalar gösterildi. Bir türlü Samsunlular bir araya gelemiyordu ama bugün ilk adımı atıyoruz. Hasan Kaya Aşçı neler söylemek ister? Önce sizden başlayalım sevgili Kaya Aşçı. Hasan Kaya Aşçı neler söylemek ister? İki sene önce Ankara'da temelleri atılan, Ankara'da kurulan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun iki sene sonra Samsun, İstanbul'a, Samsunlar adına İstanbul'a gelmesi ve benim başkanlığım nezdinde olması ve camiamıza ve İstanbul'daki Samsunlarla birlik beraberlik içerisinde tüm Türkiye'deki Samsunlarla beraber olmak ve bunu canla başta eskiden yapmış olduğumuz bu sivil toplum kuruluşundaki olan azimle bunu burada canlatmak ve buradaki hemşehrilerimizle beraber olmak için bu platformu İstanbul'da yeşerteceğiz, koşturacağız. Bugün de bir gala yemeği adı altında dostlarımızla, hemşehrilerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve iş adamlarımızla bir tanışma paslı olarak görülecek. Bu sebeple devam ediyor. 5 yıllık bir süreç dönem başkanlığı için söylenmişti. Bu 5 yıllık planı nedir Kaya Aşçı'nın ya da Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun? Vallahi geçtik zamanlarda biz bunların biraz daha sıkıntısını çekmiştik. Biz Samsunlar olaraktan bir Kastamonu gibi, bir Erzincan gibi, bir Sivas gibi, bir Sinop gibi Samsunların İstanbul'da kendi mülkü olacak hiçbir şeyleri yok. Biz bunları bu defa bu bürokratlarımızla, iş adamlarımızla beraber sırt sırta el ele vererek burada gelecek için, gelecek nesillerimiz, çocuklarımız için, okuyan öğrencilerimiz için bir şeyler yapmak için bu platformu bu şekliyle koşturacağız diye düşünüyorum. Sadef döneminde çok parlak bir geçmiş var. Önemli işler yapmıştı Kaya Aşçı. Daha sonra Samkon'u kurup devrettikten sonra Samsunlar adeta birbirinden koptu gitti. Bu insanların iki yakasını bir araya getirebilecek misiniz? Vallahi ben Sadef, ben daha önceleri Bayrampaşa Bahfalları Dernek Başkanı'ydım. 5 yıl sonra Sadef'in sivil toplum kuruluşları olaraktan bir 5 yılda Sadef'in başkanlığını yaptım. Bu arada dedik ki bir üst kurul olaraktan Samkon'u kuralım ve Samkon'u kurduk. Ve 2 senede Samkon'da genel başkanlık yaptım. Ve ben zirvedeyken, geçmiş dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken 2 defa ben bu sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturdum. Bir tanesini Feshane'de, bir defa da Sinan Erdem'de. Ben zirvede olaraktan gençlere bıraktım. Gençler, onlar da bir şeyler yapmak istediler ama genç oldukları için herhalde pek de bir şey yapamadılar. Biz tekrar dedik ki bu sivil toplum platformu adı altında bunu tekrar Samsunları ele alalım ve birleştirelim, koşturalım, bir şeyler yapalım diye bu saatten sonra buna çaba harcayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Samsunlular adına. Biz de bu gelişmelerin takipçisi olacağız. Bu akşam ayrıca tüm Samsunlu zirve adamları bu akşam. Samsun Spor Kulübü Başkanı da Yüksel Bey ile gelecek diye duydum ben. Tabii çok iş adamlarımız, çok siyasilerimiz, herkes gelecek. Ben de bu arada siz ta Samsun'dan buraya geldiğiniz için Samsun Haber.com'a çok çok teşekkür ederim. İnşallah daha ileriki günlerde sizlerle devamlı temasta olacağız. Samsun Spor'la ilgili neler söyler Hasan Kaya? Samsun Spor hakikaten bu akşam herhangi bir aksilik olmasa 1965'te 22 yaşındayken Recep Tanrıverdi kurucularından olan Samsun Spor'umuzun bu büyüğümüz buraya gelecek. 2019 yılında Samsun Spor'un sahibi olan Yüksel Yıldırım da buraya gelecek. İnşallah biz onları burada tanıştıracağız, kucaklaştıracağız ve böyle de bir güzel bir sürpriz olacak. Samsun'un şu andaki gidişatı da çok güzel. Yarın Sarıyer'le maçı var Samsun'da. Başarılar diliyoruz.
inşallah başaracaklarını da düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Osman Başkan, sizi böyle alayım yanıma. Kayağı Bey'in olursun yanımızda. Gerçekten bunu Allah şahit, ben şahitim. Çok uzun zamandan beri Kayağı Bey'le beraber sizin içinizi yakan bu ayrılık, kimsenin, birinin cenazesi olsa kimsenin haberi olmaz niteliğinde yok olup giden bir Samsunlular var. Yok olup giden ne ki, mecazi anlamda dağılan bir Samsunlular vardı. Geçtiğimiz Mayıs ayı başlarında bana telefon açıp demişti Osman Yılmaz ki göreceksiniz, biz bu insanları çok kısa bir zamanda Türkiye'ye gelendeki tüm Samsunluları bir araya getireceğiz. Böyle iddialı bir haber yaptırmıştı bana. Geçen hafta sizin kafenin açılışında o şerefli haberi yapmak da bana nail oldu. Bugün bu noktaya geldi. Neler söylemek ister Osman Yılmaz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum ve buradan Samsun'a ve Türkiye'nin elindeki Samsunlara kucak dolu selamlar gönderiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Samsunlular isterse her şeyi başarır. Biz 2014 yılının sonlarında Asyat diye bir dernek kurduk. 3 tane sacayanı, sanayici, iş adamı ve yöneticiler bir araya getirdik. Bugün başarılarını görüyorsunuz. Ve bunu aynı şekilde Türkiye genelinden nasıl dağıtabiliriz düşünürken biz Samsunlara daha nasıl sahip çıkabiliriz? Nasıl sarılabiliriz? Samsunları bir araya nasıl getirebiliriz? Samsunları daha nasıl güçlendirebiliriz? O noktada inanılmaz derecede 2 yıldır büyüklerimize istişare yapıyoruz. Ve bu istişarenin sonucunda İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir ve Samsun başta olmak üzere yaklaşık 7-8 tane ili temsilen Türkiye Samsun STK'lar grubu platformunu kurduk. Ve inanıyorum ki bu platform Türkiye'de ayrıştırıcı değil, birleştirici. Burada dernek başkanları olsun, federasyon başkanları olsun, konfederasyon başkanı olsun, platformlar olsun, biz kimseye karşı değiliz. Herkesle beraberiz. Yeter ki bir Samsun'da bir şey yapsın. Hep yanındayız. Nerede olursa, gerekirse Viyana'da olsun yine gideriz. Ama önemli olan bunu kucaklayıcı, toparlayıcı yapalım. Yani birisi bir şey yaptığı zaman önü engel olmayalım. Açalım, onun önünü açalım. Büyüsün, Samsunlar bir yerlere gelsin. Benim bir tane hemşerim bir yerde olsa, benim düşmanım dahi olsa ben mutlu olurum. Kapısını vurur, oraya girerim. Bizim önce hedeflerimiz olacak. Samsun'un tarihi var. Samsun 19 Mayıs şehri. 19 Mayıs şehri Samsun'un bu güzel ülkeye inanılmaz derecede büyük bir katkısı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum tarihidir. Böyle bir ilin, bu kadar güzel bir ilin neden Türkiye genelinde daha güçlü olmayalım? Daha ciddi çalışmayalım projelerimizde. Bak, Türkiye'de bir sürü üniversitelerde Samsun çocuklar var. Bak, biz Ankara'da başlattık. Bir sürü şu anda çocuklara burs veriyoruz. Bunu İstanbul'da da yapalım, Bursa'da yapalım, Kocaeli'de yapalım, İzmir'de yapalım. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Zaten 81 yıl bunu yaparsa inanın hiçbir cemaat, hiçbir şey kalmaz. İlin sahipleri çocuklarına sahip çıkarsa inanın bu ülkeye temel taşlar çok güzel şekilde atılır. Ağzınızdan bal damlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada Samsunluların, özellikle taraftarların gönlünde ayrı bir yeri vardı Osman Yılmaz'ın. Tabii evet, geçmişten bahsediyorum. Bunu burada sıralamaya gerek yok. Evet. Yaptıkları faaliyetlerde o zor zamanlarda Kaya Bey'le beraber omuz verip Samsun Spor'a yaptığınız bağışlardan sonra evet, çok isteniyordu. Samsun Spor yönetimine girdiniz. Evet. Ama işler bir türlü yoluna gitmeyince 3 gün önce siz de istifanızı verdiniz. Dernek yönetim kurulu yerine. Şimdi bunun sebebini. Evet. Şimdi bunu güzel bir konuya değindiniz. Biz Samsun Spor'a girdiğimiz zaman ben hep aile olma hedefimdir. Aile olmadığınız müddetçe başarı elde edemezsiniz. Şimdi biz Samsun Spor denilen aile olamadık. Bu noktada da biliyorsunuz 4-5 yıldır ben Samsun Spor için yüreğimi, vücudumu ortaya koydum. Ne yönetimdeydim ne dernek üyesiydim. Ama ben Samsun ve Samsun Spor'u çok sevdiğim için her yerde koştum. İşte taraftar noktasında olsun, hepsi onlar bizim kardeşlerimiz, Samsun gerçek sahipleri onlar. Onun akabinde Ankara, İstanbul, her yere koştuk. Koşmadığımız hiçbir yer olmadı. Yani benim Samsun Spor yönetim kurulu üyesi olmam, bir sıfat almam beni Samsun Spor'da daha üst bir makama koparmaz asla. Neden ayrıldım? Şimdi Ankara'da iş yaptığım için Samsun'a gidip devamlı toplantılara katılamıyoruz. Katılamadığımız için de bir sürü kararlar alınıyor. Kararlar ne olduğunu bilmiyoruz. Bak, kararlar ne olduğunu bilmiyoruz. Bu noktada da bilmediğimiz kararın altına imza da atmak istemiyorum. Bir de şunu düşündüm. Şimdi var olan bir doğru gerçek var. Sonuçta Samsun Spor AŞ'nin şu anda sahibi Yüksel Yıldırım. Kendisini öncelikten yürekten tebrik ediyorum. Neden diye sorarsanız inanılmaz derecede bir para verip Samsun Spor'un borçlarından kurtardı. Ve şu anda da
yani gerçekten mücadele ediyor Samsun Spor'u başarıya yükseltmek için. Şimdi böyle bir durumda dernekle Ayşe ayrı durursa, iki başlık olursa iş yürümez. Ben de bu noktada dedim ki kardeşim ben çekileyim. Hatta buradan arkadaşlarım da söyleyeyim, onlar da çekilsin. Samsun Spor Ayşe ile yürüyebilecek iyi bir yönetim kurulsun. Koordineli bir şekilde başarıyı alsınlar, omuzlasınlar, götürsünler. Doğrusu budur. Bize de yakışan budur. Yani benim Samsun Spor Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmem, Samsun Spor'u bırakmam demek değildir. İnadına daha çok sarılacağım. Siz de göreceksiniz. Zaten beni Samsun'da ve Samsun Spor taraftarı da çok iyi bilir. Osman Yılmaz Samsun için, Samsunlular için ve Samsun Spor için neler yapacağını herkes iyi bilir. Bunu tutup da anlatmama saatler de anlatsam boş. Yani o zaman ben yine haberlerin takipçisi olacağım. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Burhanlı günlerde yanıp tutuştuğumuz zamanlarda Samsun Spor'un imdadına yetişen, ancak işler ters gittiği için, istediği gibi gitmediği için yeniden bir oluşuma, geçen hafta Samsun'da yaptığı geniş çaplı basın açıklamasıyla son noktayı koyan umudumuz, geleceğimiz Yüksel Yıldırım'la beraberiz başkanımızla. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Bugün sizler... burada farklı bir platform var. Samsunluların yeni bir oluşumu var. Sizi burada görmekten çok derece mutluyuz. Neler söylemek istersiniz önce geceyle ilgili? Valla önce buraya davet edildim. Sevgili dostum Kaya Aşçı davet etti. Ben hem onu desteklemek açısından hem de buraya gelip Samsunlu dostlarımı görmek, bir taşla iki kuşu vurmak için geldim. Umarım güzel bir akşam olur. Hasret gideriz, konuşuruz. Ortak bir sürü konuşacağımız noktalar var. Onun için gecenin hayırlı olmasını diliyorum. Başkanım, yarın Samsun Spor taraftarları sizin için özel bir etkinlik düzenleniyor. Sanırım havalanda karşılama. Evet, öyle duydum. Bir heyecan getirdiniz gerçekten son günlerde Samsun'a. Herkes artık önünü çok daha rahat görüyor. Çok daha sağlıklı fikirler alıyor insanlardan. Neler söylemek istersiniz bu manada? Önce Büyük Samspor taraftarlarına teşekkür ederim. Evet, beni karşılama organizasyonu yapmışlar. Ben de bilmiyorum henüz ama duydum. İnşallah güzel bir buluşma olacak onlarla ve benim aramda. Sonra inşallah güzel bir karşılaşmayı galibiyetle bitiririz ve taraftarın da ilk defa bir tek sesle destekleyeceği Samspor müsabakası olacak. Bu sözü bana pazartesi günü verdiler. Uygulayacaklarını da söylediler. O nedenle gelip göreceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum. Samsun Spor zor bir durumdaydı. O zor durumda ben elimi değil vücudumu bu taşın altına koydum. Samspor'u inşallah gücüm yeter, sağlığım yeter, Süper Lig'e getiririz kısa bir süre içinde. Ben o açıdan hocamız Ertuğrul Sağlam'a çok güveniyorum. Kendisi bir Samsunlu'dan daha çok Samsunlu. Onunla beraber ilk defa Türkiye'de bir tarihi imza attık. 5 yıllık. Bunu hiçbir futbol kulübü yapmadı. Millet bunun biraz gerçekçi olmadığını söylüyor ama bizim için para ikinci sırada, mühim olan Samsun'un başarısı. Biz bunu adım adım yapacağız. Ertuğrul Hocam'la yapacağız. Biz dedik bu sene ilk senesi başlangıç. İnşallah çıkarız. Yani nasıl çıkacağımız, birinci olarak playofflardan ama çıkacağız. Buna biz inanıyoruz, şehir inanıyor, takım inanıyor. İlk defa böyle bir şey var, inanç var. İkincisi, tabii hocam ondan sonra birinciliğe gelecek. Birinciliği de hemen çıkmak isteriz ama biz en fazla 2 senelik bir süre koyduk. Yapılanmayla, altyapıyla beraber. Bizim amacımız bir tek Samspor'u transferlerle değil, altyapıdan çocuklarla da çıkmak. Bu bir proje. Ertuğrul Hocam da bizim bu projemize inanarak geldi Samsun'a. Umut ediyorum 1 veya 2 yılda birinci liden çıktıktan sonra Süper Lig'de biz 4. 5. senemizi ya da 3-4-5 burada da güzel transferler yaparak işte Yüksel Yıldırım'ı esas ben Süper Lig'de göstermek istiyorum Türkiye'ye. Şimdi alt liglerde o kadar ne kadar söylesek boş ama Samspor
Süper Lig'e çıktığında bugün nasıl Sivasspor liderse grupta bizim de böyle durumlarda olmamız için hiçbir sebep yok. Bizim vizyonumuz var, ilişkilerimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde bizi destekleyen arkadaşlarımız var. Sonuçta yani ben bunları görerek, inanarak Samspor'a destek vermek için çıktım. Para önemli ama Samspor geldiği zaman ikinci sırada. O kadar önemli değil ama geçende de söyledim, beni para babası görmesin kimse. Bana para için gelmesinler. Ben paramı tek Samspor'a harcayacağım. Yani diğer şeyler filan gelip istek mistek hepsini reddediyorum. Buradan söylüyorum. İşin dışında hiçbir şey sizde yok. Para yok. Bana hiçbir belediye yardım etmiyor. Hiç valilik etmiyor. Hiç kimse 1 lira iş adamları vermiyor. Eskiden o verdikleri paraları biz sosyal sorumlulukta kullanırsak, taraftarları desteklemekte, işte deplasmana gitmek için, bilmem stadyumda koreografiler, bir sürü diğer şeyler için bunlara destek olsunlar. Kulübü ben kendi paramla götüreceğim. Onun için bana paracı diyorlar ama biz paracı olmadığımızı göstereceğiz. İnsanlar anlayacak. Paracılar eski değil, eski de kaldı. Hepsi temliğini koydu, çekti gitti. Paralarını kuruşuna kadar alıyor. Biz söyledik, bir kuruşumuzu alamıyoruz. Onun için sakın bana böyle paracı maracı muhabbeti yapmasınlar. Üzülüyorum. Başkanım, son bir soru daha. Şu anda kulüp derneğinin yönetiminde bir şey var, muallak var, bir bilinmezlik var. Sizi ilgilendirmediğini biliyorum ama... Yok, bizi ilgilendiriyor, biz onu söyledik. Biz dedik ki et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmamamız gerekiyor. Biz orada gerekli mesajımı verdim. Dedim ki dernek eğer bizle uyumlu çalışırsa biz de dernekle çalışmazsa çalışacak başka bir yönetim gelmek zorunda kalacak. Yani profesyonelliğine ben bir şey demiyorum. Bakın ama bir oraya yeni bir yönetim gelir. Bunu bilmiyorum Samsun'un büyükleri mi yapar, bizler mi yaparız, tüm Samsun mu yapar ama yani Samsun Spor Futbol Kulübü AŞ'nin derneksiz çalışma şansı yok. Bunu zaten divan kurulu da altını çizerek, maddelendirerek bize yaptı. O nedenle tabii halk bilmiyor, insanlar bilmiyor. Bir sürü bilinmeyen şeyler var. Böyle bir kirlilik var ortada. Bunlar zamanla yok olacak. Kendilerini soyutlar çıkarlar aramızdan başına. Biz onun için herkese söylüyorum. Bana güvensinler, inansınlar. Ben buraya Samspor'dan nemal almaya gelmedim. Hiçbir şey almaya gelmedim. Yani sahtekarlık yapıp para götürmeye gelmedim. Transferlerde menajerler üstleri para almaya gelmedim. Anladın mı? Benim farkım diğer kulüp başkanlarından, geçmişteki herkesten farklı. Biz Türkiye'de bir ilki yaptık. Anonim şirketi, birkaç tane daha var. Biz Samspor şehrine yakışır bir şekilde pırıl pırıl bir Samspor yapmaya geldik. Allah bize bunları gösterecek inşallah. Biz de sizlere göstereceğiz. Sonuçta yükseldirim bugün ne dediğini ileride anlayacak insanlar. Biz de ATB olarak elimizden geldiği kadar gün be gün sizin açıklamalarınız doğrultusunda insanlara anlatmaya çalışıyoruz başkanım. Samsun'da bir uyanış var. Ertuğrul Hoca da buna sizin açıklamalarınızı örtüşen bir açıklama yaptı dün. Kademe kademe olacak, sabırlı olacak ama Samsun Spor'un yani biz öyle dedik yani burada Samsun bir günde kurulmadı. Evet. Yani biz buraya geldik elimizde sihirli değnek yok böyle dokunduralım da evet. Bir anda her şey günlük gülistanlık olsun. Zor bir dönemden geçiyoruz evet ama inanıyorum bunların hepsi çözülecek. İnsanlar bana söylüyor yok sen işte milyar dolarlık şirketler yönersin, dünyanın dört bir tarafında şirketler yönersin ama futbol öyle değil böyle değil. Ya ben görüyorum futbolun içinde eğitimsiz, kalitesiz, yani kalitesi çok düşük böyle bir sürü vasıfsız başkanlar, vasıfsız insanlar var. Herkes bir kulübü nemalanmak için almış, tamam mı? Biz onun için, biz orada bir şeyler yapacağız. Tabii ki bu sisteme uymayanmış, onun için zorluk çekeceğiz. Ben neden yönetemeyim? Yani Ertuğrul Hoca takımı çalıştırıyor, hiçbir işine karışmam. O görevini yapar, futbolcular görevini yapar, sahaya çıkar oynar. Geriye ne kalıyor? Maddi olarak destek. Onu da ben yapıyorum zaten, Samspor'dan bir şey almadan. O zaman bunu yönetmenin zorluğu nerede anlamış değilim. Ha, menajerlerle, sahtekarlarla bilmem şey yapmak bu zorluklarsa biz de bunun üstünden geliriz. Dinsin hakkından imansız gelirmiş. Biz de hep Yunus yüzümüzü gösterdik. Bundan sonra Yavuz yüzümüzü gösteririz anlarlar. Bunu ben yaklaşık 7-8 aydır defaatle sizden okudum yani Twitter üzerinden. Ben
bir tek şey için geldim. Samsunspor'u büyük hedeflere taşımak için. Herkese de şansı verdim ama olmuyor. Bugüne kadar benim Yunus yüzümü gördünüz. Artık Yavuz yüzümü gösterme zamanı. Bu birilerine mesajdı. Sanırım anlaşılmadı. Gün geldi, siz de yapmanız gerekeni yani yaptınız. Biz başarılar diliyoruz. Çünkü dedik, tweetler atarken biz uzun bir yola çıktık. Bu yol dikenli bir yol. Ayağına güvenmeyen gelmesin, şey olmasın diye. O nedenle biz mesela verdiğimiz mesajları anlayan anlamak istemedi ya da anladı, işine gelmedi, yapmadı ama benim her söylediğim şey, bak altını çizerek söylüyorum burada, Samspor için. Yani. Samspor için. Benim çıkarım yok. Ben reklamı dünyada yapmışım. Beni Samsun tanısa ne olur, tanımasa ne olur. Ama tanımaları için bir kereliğine kendimi anlattım. Gidip her gün anlatacak halim yok. Ama Samsunspor'a yapacağım bir sürü şey var. Bunları anlatmam gerekiyor. Zamanla bunlar anlayacak. Sırf projeler konuşacağım. Samspor için, Samspor'un geleceği için, Samspor'un bugünkü hali, yarınki hali, bulunacağımız konum. Bunlar konuşuluyor. Yoksa geçmişi konuşmak, yok o bunu demiş, şu şunu yapmış, bunlarla benim işim olmaz. Ağzınızdan bal damladı. Rica ederim. Samsunspor camiası adına, şahsım adına, kurumumuz adına size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Size de iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Evet değerli seyirciler, İstanbul'daki tarihi buluşmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir iştirak ettiler. Başkanım, muhteşem bir buluşma var bu akşam. Çok uzun soluklu bir çalışma neticesinde buralara gelindi. Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak neler söylemek istersiniz? Kaya Aşçı'nın, Osman Yılmaz'ın bu büyük katkılarından ötürü. Yani bildiğiniz gibi benim 3 dönem milletvekili bakanlıkta yaptığım dönemden beri bu tarafa sürekli hem Ankara'da, İstanbul'da ve diğer şehirlerde, Samsun'da hemşehrilerimizle her zaman bir arada olduk. Onların örgütlenmeleri, birbirleriyle destek vermeleri, birçok ticari, efendim sosyal faaliyetlerde hep bir arada olduk. Bildiğiniz gibi Samsun Türkiye'de nüfusu itibariyle göç veren kentlerden olmuştur evet. Geçmiş dönemde. Şu anda ama göç durdu. Nüfus artış durumunda ve şu anda İstanbul'da neredeyse Samsun kadar bir İstanbul var. Ve burada da tüm hemşehrilerimizin, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, iş adamlarımız, bürokraside bulunan arkadaşlarla beraber Sayın Kaya Aşçı ve Osman kardeşim Ankara'dan güzel bir organizasyon yaptılar. Bütün hemşehrilerimizi bir arada olmak benim için de çok büyük ciddi mutluluk. Ciddi bir lobi olarak görüyorum ben bunu. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ciddi bir lobi. Evet. Ve doğru bir lobi. Evet. Yani büyük hem burada ihtiyaç. İstanbul'a, Türkiye'ye, Samsun bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidenin ilk adımının atıldığı bir şehir. Tüm Samsun'da hemşehrilerimiz bu misyonu, bu vizyonu her zaman hayatlarında taşıyorlar. Bu akşam da onun bir örneğini görüyoruz burada. Ben de yoğun tepodan geldim. Hemşehrilerimizi bir arada görünce biraz yorgunluğumuz çıktı. Bu akşam birlikte olacağız. Değerlendirmeler yapacağız. Oradan Samsun'a döneceğiz. İstanbul'da, İnşallah Samsun'da ve Türkiye'de her bir kardeşimizin, her bir hemşehrimizin hem kendi hayatlarıyla alakalı hem bulundukları şehirlere katkıları itibariyle çok daha üst seviyelere yürümeleri gerekiyor. Bunu da çok iyi başarıyorlar. Biz de onlara her konuda destek oluyoruz. Şu anda yanımızda Bursa Samsunlu Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Savaş Otruş da geldi. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Müthiş bir buluşma. İnanılmaz büyük bir zirve. Evet. Tepeden tırnağa tüm Samsunlu dernekler ve federasyon başkanları burada. Evet. Neler hissediyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok mutluyum. Samsun diasporası yıllarca böyle bir birlik beraberliğe şahit olmamıştı Samsun dışında. Bütün Samsun dışındaki sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek böyle bir buluşma gerçekleştirmesi. Özlenen tablo oluştu diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebilirsiniz ve haklısınız bu söyleminizde. Ben çok mutluyum kendi adıma. Biz de Bursa'daki Samsunluları temsilen buradayız. İnşallah her şey daha güzel olacak. Samsunlular layık oldukları yerde olacaklar bundan sonra diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.